Türkiye'nin son 15 yılda attığı adımların tamamı dün üzerinden okumayın. Yarın üzerinden, yarınki dünya üzerinden okuyun. İşte o yarın sizin yaşayacağınız daha güçlü Türkiye'de, sizin yaşayacağınız daha müreffeh Türkiye'nin inşası için Türkiye Sayın Erdoğan liderliğinde bütün bu altyapı yatırımlarını yaparak bir yandan Doğu Batı ekseninde yüksek hızlı trenler, diğer taraftan Kanal İstanbul adımıyla. Kanal İstanbul bizim kuşağın yatırımı değildir. Gençler, Kanal İstanbul bizim kuşağın yatırımı değildir. Kanal İstanbul sizin kuşağın yatırımıdır. Niçin? Coğrafya derslerine önem veriniz. Türkiye'de hiç itibar edilmeyen ders haline geldi coğrafya. Oysa coğrafya kaderdir. Coğrafya kaderdir. Coğrafyayı bilmeyen kaderini göremez. Coğrafyayı öğrenmeyen kaderinin ona neyi emrettiğini öğrenemez. Coğrafya derslerine önem verin. Çünkü Akdirekt Boğazı diye bir boğaz var. Hiç duydunuz mu gençler? Akdirekt Boğazı. Yukarıda, kuzeyde. Ve orada buzullar eriyor. Buzullar eridiği zaman yeni bir su yolu çıkacak. Yeni bir su yolu çıktığında Asya Pasifik doğudan batıya mesafe 6000 kilometre daha kısalacak. 6000 kilometre yaklaşık mesafe kısaldığında Türkiye stratejik çöl haline gelir eğer bugünden tedbirini almazsak. Kanal İstanbul'a itiraz edenler sizin geleceğinizi çalmak istiyorlar. Kanal İstanbul'a itiraz edenler, ey gençler, sizin gelecekte stratejik çöl haline gelmiş bir Türkiye'de yaşamanızı istiyorlar. O da yetmez. Hazar Karadeniz'e daha geniş kanalda bağlanacak. Bir kanal var, daha da genişlemek zorunda. Niçin? Hazar'la Karadeniz birbirine kanalla bağlandığında, Kanal İstanbul önemli bir çıkış noktası olduğunda Türkiye'nin orta kuşakta Doğu ile Batı arasındaki stratejik gücü istikrarını koruyacak. Şok ama çok dikkatli olmalıyız. Tarihin en zorlu dönemindeyiz. Çünkü biyolojik insanı yok etmek istiyorlar. Biyolojik insanı yok etmek istiyorlar. Sanayi devriminden sonra dünyanın ekonomik gücünü elinde bulunduran o ateşin çocukları biyolojik insanı tüketmek istiyor. Anneler babalar. İnsanı cinsiyetsizleştirmek istiyor. Onun için LGBT kavramına Türkiye'de sahip çıkanlara dikkat ediniz. LGBT tartışmaları sıradan bir tartışma değildir. LGBT tartışmalarının stratejik hedefi anneyi evlattan, babayı evlattan kopararak anneyi ve babayı bir biyolojik fabrika haline dönüştürüp evlatları ailelerin ellerinden alıp kendi cinsiyetini kendin belirleyebilirsin diyerek bir nesli tüketmek istiyorlar. Aileyi çökertmek istiyorlar. Biyolojik insanı çökertmek istiyorlar. İnsanlığı Adem'den bu yana kıyamete dek devam edecek insan varlığını yok etmek istiyorlar. Onun için bu bir siyaset değildir. Politik mesele değildir. Türkiye'de özellikle açık yüreklilikle ifade edeyim ki Milletsiz İttifak'ın popülist yaklaşımlarından öte aklının kimlerle müttefik olduğuna bakacaksınız. Bir ayakları, bir elleri Türkiye'yi butik devlet haline getirmek için küçültmek isteyenlerin PKK üzerinden Türkiye'ye yönelik operasyonları, diğer taraftan devleti çökertmek için FETÖ üzerinden operasyonları, diğer taraftan da CHP'li belediyelerin ve CHP'nin başındaki şahsın iktidara, hayal gördükleri iktidara geldiklerinde ilk işlerinin bir haftada İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar ikame edeceğiz demelerinin arkasındaki aklı iyi okumalısınız. O yeni dünya düzeninde Türkiye'nin kutup başı güç merkezi olmasını istemeyenler bize bir daha zihinlerde iyice kalıcı hale gelsin diye söylüyorum. Bir, PKK üzerinden Türk devletini butik devlet haline getirmek istiyorlar. İki, FETÖ üzerinden
Türk Devleti'nin çatısını çökertmek istiyorlar. 3. LBGT üzerinden bu milletin insani değerlerini tamamen tüketmek istiyorlar. Yunanistan üzerinden de bütün bu ihtimaller boşa düştüğü için savaş denemesi yaptırmak istiyorlar. Hadi Hodri Meydan, Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik'teyiz. 5 saatte Atina'dayız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Şunu unutmayın. Eski Türkiye yok artık. Eski Türkiye yok. Türkiye değil, tarihi yazan bir Türkiye'nin inanmışı olarak burada bulunmaktan da duyduğum memnun bir kardeş olarak aklına son derece itibar ettiğim, güvendiğim bulunan Halit Bey kardeşimize ve siz değerli hanımefendilere, beyefendilere, genç kardeşlerimize hayırlı akşamlar daha. Çorum ilimizde dünyanın Türkiye'nin şifrelerinin önemli bir kısmını kendinde taşıyan Çorum'umuzda sizlerle birlikte tarihin en zorlu döneminde, tarihin en zorlu döneminde güçlü Türkiye'de bu büyük zorluklara göğüs gererek